Evet, InnerJane içerisinde de InnerJane demosuna bakalım şimdi. Burada kullanacağım tablolar şöyle olacak. Invoice tablosunu kullanacağız InnerJane örneği için. Şunu kopyalayayım şöyle. Aynı zamanda Invoice Items tablosunu inceleyeceğiz. Aynı zamanda Customers tablomuz var, ona bakacağız. Peki, şimdi örneğimize geçelim. Select Customers tablosu içerisinden, Chinook içerisindeyiz bu arada. Customers tablosu içerisinden Customer ID alanını alıyorum. Ondan sonra virgülümüzü koyduk. Devam ediyoruz. First name, last name, email, total, invoice, date. Sonra geliyorum from, ilk tablom ne? Customers. Inner join invoices on invoices customer ID customer ID eşittir customers customer ID. Bunu çalıştırayım bir. Çalışma mantığına bir bakalım. Bakın gördüğünüz gibi iki tarafında kayıtlarını bize getirdi. Eşleşen kayıtları. InnerJane, Invoices, Customers ve Invoices. Nasıl oldu bu? Invoices içerisindeki Customer ID ile Customers içerisindeki Customer ID'yi birleştirdim ve eşleşen tüm kayıtları, iki taraftan da eşleşen kayıtları getir dedik. 412 kayıt bize geldi. Tabi burada alias kullanırsanız, mesela alias olayına da gelecek olursa ki burada kullanmadık mesela. Customers tablosunu verdik doğrudan. Şöyle bir göstereyim mesela invoices. Invoice içerisinde ne var? Customer ID var vesaire. Temel total bilgisi var mesela burada. Customers içerisinde de işte first name, last name vesaire. Bakın burada first name, last name, email gibi bilgilere ben özellikle customers demedim. Sadece customer ID'ye dedim. Bunun nedeni Customers'ta da Invoice'de de Customer ID tablosu var. Customer ID sütunu var. Bu nedenle hangisinin öncelikli olarak seçildiğini özellikle belirtmem gerekiyor veri tabanına. Bu nedenle bunun için böyle tanımlama yaptık. Ama mesela bunu alias'larla yapmak bence daha temiz, daha okunaklı. Mesela birisi C olsun. Bunlar Customer'dan. Customers tablosundan geliyor. Şu da öyle. Bu da Invoices tablosundan geliyor. Bu da öyle. Hemen gel. Customers içerisinde as C, as I de. Tabii bunları da artık değiştirmek gerekiyor. Şurayı da I yap. Bu kadar. Kesinlikle daha temiz. Daha anlaşılır. Sonuç değişmiyor. Sadece daha anlaşılır oldu. Bu nedenle %90 oranında belki daha fazla oranda joinlerde biz aliasler kullanırız.